Merhaba. Pek çok sanat eserinde olduğu gibi müzikte de aşk, sevgi önemli bir motivasyon veya işlenen önemli bir duygu ya da kavram. Bir ağaca olan sevgiyi işleyen şarkıya ne dersiniz? Ve bunu dile getirenin antik tarihin önemli şahsiyetlerinden biri olmasına. Şimdi şahsiyetten başlayalım. Malum, batılı klasik müzik bestecileri de doğunun kapılarına dayanan uluslarından ama özellikle onların liderlerinden etkilenip eserler üretmişlerdir. Buna biz Türkler de dahiliz. Ama biz milattan önce 500-400 yıllarına gideceğiz. Eserin odağındaki karakter Pers kralı 1. Serhas ya da Serse veya Farsça adıyla Hışayarşa. Serhas'ın o zamanın Helen İmparatorluğu'na yaptığı seferlerle ilgili olarak mübalağacı da olsa makbul tarihçi Herodot'un anlatımları pek çok sanat eserine esin kaynağı olmuştur. Tabii sinemaya da. Mesela bu ünlü Pers kralının Serhas'ın doğuluya zalim bir imparator olarak canlandırılışını 300 Spartalı filminde ve ardından devam filmi Bir İmparatorluğun Doğuşu'nda izledik. Müziğe dönersek, Almanya doğumlu İngiliz besteci de Serse adıyla bir opera bestelemiştir. Bu besteci George Friedrich Handel'dir. 1685-1759. Opera sahneye konulurken Serse bir batılı imparator gibi sunulur. Ne de olsa baş karakter bir aşk hikayesinin kahramanı. Neyse, sunacağımız şarkı operanın ilk sahnesinin ilk aryası. Bir çınar ağacına sevgiyle dolu methiye. Ombra mai fu. Orada asla gölge olmadı. Eserin ana karakteri Serse genellikle mezzo-soprano castratolar yani pes sesli kadın sanatçılar veya kontrtenorlar yani tiz sesli erkekler tarafından canlandırılıyor. Ben Arjantinli kontrtenör Franco Fagioli'de karar kıldım. İlk sahnelendiğinde başarısızlığa uğrayan, beğenilmeyen, neredeyse 200 yıl unutulan bu eserin o harika şarkısına buyurun. Keyifli dinlemeler.